Anne bir görsen, mis gibi kokuyordu, cennet gibi. Yavrum sen de öyle kokuyordun. Misler gibi hiç doyamazdım koklamaya, sen de öyle. Allah'ım yarabbim. Ne duruyorsun anne, sevgi çemberi bir şey yapalım. Sağ kardeşim. İşte. Ay hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun işte. Hepimize. Bizimki geldiler. Çok kalabalık etmeyelim diye biz gelmeyelim dedik ama. Hadi biz çıkalım bir Emir'e bakalım. Tamam anneciğim hadi. Olur mu öyle şey anne, estağfurullah. Nasılsın Laleciğim? İyiyim iyiyim babaanne, çok sağ ol. Tekrar hayırlı olsun çocuklar. Tebrik ediyorum yavrum. Sağ ol anneciğim, sağ ol. Hayırlısıyla kucağımıza aldık Emir'e. Kızım nasılsın? İyiyim babacığım, çok sağ ol. Torunumuz nerede? Ne zaman gelecek odaya? Birazdan gelir. İlk kontrolleri yapılıyor. Bir sorun yok değil mi? Yok yok, her şey yolunda. Gayet sağlıklıymış. Ben de soruyorum, torunumuz ne zaman gelecek diye. Acıkınca gelir. Ay. Ay bu. Bizimki bu. Nereden tanıdın sen şimdi onu ya? Kocaman ayakları var, babana çekmiş. O şekilde tanımış olamazsın değil mi? Değil tabii. Şapkasını ben almıştım. Ay annem. Ay anne çok tatlı değil mi ya? Ay çok. Oh, süper. Ay dünya güzeli. Harika. Bizim tarafa çekmiş. Oh karanlı, o çok sevindi. Anneciğim öyle deme ama, onun eniştem de hoş, yakışıklı adam ama. Onu demiyorum. Onunla öncekilere diyor. Ha tamam. Baka baka şuraya böyle gel. Baka baka. Ay bizimki hangisi acaba? Şu. Ay canım benim, ne kadar tatlı, bakar mısın? Tıpkı da Onur'a benziyor. Ay bakar mısın, bu kadar benzeyebilir. Vallahi ben pek benzetemedim. Hatırlayamadın herhalde tabii, geçmiş gün. Bugün de stresliydim biraz. Ama nasıl olmayayım hayatım, nasıl olmayayım? Doğum yaptıran doktor kolunu sıktı sen ya. Fikret, ben sancıdan ne yaptığımı biliyor muydum acaba? Yaps gibiydim ben. Keşke doğuma girseydin de seni ısırsaydım Fikret. İstersen torunun yanında tartışmayalım. Evet değil mi, değil mi? Ha canım, aynı Onur'um, aynı Onur'um ama bak. Öyle bir değişir ki. Böyle o bir baba olacak, bir anne olacak, bir sonra tamamen anne olur da. Laleciğim, hayırlı olsun. Çok güzel görünüyorsun. Gerçekten yani bu annelik sana çok yakıştı değil mi? Fıstık, tatlışım benim. Teşekkür ederim. Laleciğim, ben birazdan gidip torunuma bakayım ha? Hadi. Tekrar kutluyorum. Ben de geleyim efendim. Lale kız, söyle bakayım bu doğum kolay mıydı, zor muydu? Çok kolaydı Filiz. Gerçekten mi? Ay. Şükür. Hayırlı olsun. Vallahi buram buram lohusalık. Erol yani maşallah yani vallahi. Doğum oluyor, çocuklara yetişemeyeceksin yani anasak demek ki. Aşk olsun, iki tane var kız. Birini yetişemesem öbürünü kaparım. Kaptın mı? Komik değil de. Lohusalık temalı yine de. Kuziş, vallahi helal olsun oğlum. Boyun kadar çocuk yetiştireceksin. Ama çocuğu görmedim, aynı anası. Sağ ol kuzen, sağ ol. Gel bakalım. Evet. Gel. Bebeğimizin mama vakti geldi. Annemiz emzirsin, müsaade isteyelim. Evet, evet. Ben de gideyim bir Şadi'ye bakayım, değil mi yavrum? Hepinize müsaade sizin, hadi. Anne, ben de mi çıkıyorum? Çıkmayayım mı? Bana izin var. Aşkım, ben dışarıdayım. Nasıl tutacağım ki ben? Kırılacak bu galiba. Hiç korkmayın. Hiç ne olur, rahat ol kızım. Annelik içgüdüsel bir şey yavrum. Bırak kendini, rahatça o yol gösterir, merak etme. Emzirmek çok önemli, özellikle ilk 6 ay anne sütü. Ben de çok istiyorum emzirmeyi, inşallah süt gelir. Gelir, sen bana çekmişsin.
İstemeniz çok önemli. Öncelikle bebeğinizi şu şekilde alıyorsunuz. Göstereyim size. Tamam. Şöyle biraz daha. Ay anne bir şey olacak vallahi. Ha? Kızım sen ders almadın mı? Dersten kaçtınız mı? Bugün pastaneye mi gittiniz oğlanla? Anne. Onurcuğum ben çok duramadım içeride, duygulandım. Kusura bakma. Şadi sen hep aynısın oğlum. Hep aynısın. Hatırlıyorum Onur'un doğumunda da aynı surat ifadesi vardı. Bak şimdi böyle deyince seni kucağıma aldığım ilk an geldi aklıma. Aynı şeyleri sen yaşıyorsun. Oğlum benim. O günü dün gibi hatırlıyorum abi. Nasıl heyecanlıydın. Zaman ne çabuk geçiyor bak. Şimdi evlatlarımızın evlatlarını göreceğiz. Aynen amca. Sizinkilere de az kaldı. Vallahi az kaldı. Vallahi az kaldı. Vallahi çabucak geçti gitti be. Vallahi görüyor musun? Duygusal atmosferi görüyor musun? Seni şöyle 32 diş görüyorum. Diyorum bu bizim muhteşem ikili, yardırsın gelsin diyorum. Vallahi fırtlasın gelsin yani. Gerçekten. Zaten Lale doğumun kolay olduğunu söyledi yani. Kız kolaysa ben de girerim. Belki bir yardımım dokunur. Gir gir kuzen. Gir. Kesin gir. Yani nasıl anlatayım? O kadar özel. O kadar güzel bir an ki. Kaçırma yani. Özelse kaçırmam. Beni biliyorsun. Anne hemen uyanmaz değil mi? Hiçbir şey olmaz. Merak etme. Uyuyor. Ya şuna bak ya. Mucize değil mi bu? Annesinin kuzusu o. Baba. Aşkım benim, güzel karım, sana ne kadar teşekkür etsem az. İyi ki varsın. Sen bana öyle güzel bir hediye verdin ki. Ya sen de iyi ki varsın. Ben doğum sırasında biraz canını yaktım senin, kusura bakma olur mu? Olsun aşkım. Önemli olan sizin iyi olmanız. İyi ki yanımdaydın. Uyu uyu. Ya abla çok güzel olmuş. Çok güzel süslemişsiniz. Ellerinize sağlık. Ya ablacığım anca bu kadar yapabildik. Ne yapalım? Çok güzel olmuş. Ay, abla aynı sen. Böyle ağız burun resmen sen ya. Değil mi? Bana benziyor. Yani annem de aslında bana benzetiyor ama tabii bilemiyorum. Evet evet aynı bebekliğin. Birebir. Birebir. Öyle olabilir ama sonra bir anda bir değişiyor. Sen bile tanıyamıyorsun. Gözleri aynı Onur değil mi? Aynı. Gözler. Misafirlerinize ikram edersiniz. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Hadi buyurun afiyet olsun. Teşekkürler. Analı babalı büyüsün. Sağlıkla, keyifle. Teşekkür ederiz. Anneciğim, ben de bir Gülşah'ı arayayım. Ne yaptı, ne etti diye merak ettim de. Tamam canım, tamam. Ablacığım. Ben de geleyim ya. Anneciğim. Ananı babalı sağlıklı büyüsün inşallah, değil mi anneciğim? Evet, evet. Ha. İnşallah. Oğlum, sen de çok yoruldun yavrum. İstersen eve git dinlen. Biz ilgileniriz. Anneciğim ben iyiyim. Yani zaten yorgun olsam da Lale'nin yanında kalırım. Oğlum biz varız, yalnız bırakır mıyız hiç Lale'yi? Dinlenebilirsin oğlum istersen. Hakikaten ben buradayım, Nergis burada. Ha? Lale daha da rahat eder istersen. İsterseniz siz de bir eve gidip dinlenin. Yok yok, gerek yok. Siz de dinlenin. Biz hallederiz. Peki o zaman siz nasıl isterseniz. Lale'cim. Kendine de torunuma da çok iyi bak bir tane. Aşkım yemeğim yerim bir tanem. Ben de gideyim artık. Fazla kalabalık etmemek lazım değil mi? Bir şey ihtiyacınız var mı çocuklar? Yok babaanne sağ ol. Bir şey olursa ararsınız. Zaten yarın da eve çıkacaksınız. Biz artık eve gideriz değil mi? Tabii. Hoşça kalın. Haydi. Anne babam burada değil mi? Evet evet yavrum kapıda. Tamam. Sen o zaman onunla gidersin. Ben Lale'nin yanındayım.
Peki yavrum. Dikkat et çocuğa. Hadi anneciğim biz çıkalım. İstirahat etsinler. Hoşça kalın. İyi istirahatler. Onur, sevmiyorlar mı sizinkiler bile olsa şerbetini? Anlamadım. Sürmediler dudaklarını. Sizde öyle adet yok mu? Anneciğim herhalde trafiğe kalmamak için çıktılar. Tamam. Ben de bir bakayım çocuklara. Nilüfer'e bakayım. Bir şey istiyor musunuz? Yok, sağ ol. Küçük adam. Biz şimdi bir aile mi olduk? Evet, çekirdek aile. Aşkım, yorgunsan gerçekten eve gidip dinlenebilirsin. Yani ben annemle hallederim. Aşkım, saçmalama. Ben Emir de seni de yalnız bırakmam şimdi. E zaten doğumda yanımda oldun. Odada niye olmazsın ki? Ben de öyle düşünmüştüm. Yani seni dinlenmen lazım. Uykusuz geceler yakın ya. Ben senin gibi düşünmüyorum biliyor musun? Kendimi çok dinç hissediyorum. Sanki Emir geldi, tamamlandım. Çünkü artık gerçek bir annesin. Şimdi var ya bayılacaksınız. Baktık. Aa. Bu ne böyle Allah aşkınıza? Nerede bu bizim takım? Loğusa takımı? Dantelli, şeyli falan. Ay bu çok gündelik, çok sıradan. Öyle mi? Ben baktım farklı olarak dantelli, satenli, böyle abartılı ve modası geçmiş bir takım var. Hiç değil efendim. Hiç modası geçmez. O dantellerin annemin, annenin, annen ana tepesine kadar modası geçmez. Ay onlar çok kıymetlidir canım. Allah Allah. 6 ay. 6 ayda yaptırdım ben bu takımları. Allah Allah. Tamam, o zaman onu sereriz. Ne yap? Şerefe! Bebek. Ay Şerefe git. Ben yaparım, ben yaparım. Aman bir şey yapmayayım. Annem. Hadi anneciğim sen de üzerini değiştir yavrum. Hayatım ben de çıkıyorum, dışarıda biraz işim var. Sen de artık Emel'le beraber anne ol, baş başa kalırsın, tamam mı? Biz oğlumla baş başa kalırız değil mi? Ya hemen baş başa kabul ettin yani. Ben yani bayağı ihtiyacınız yok bana, öyle mi? Olur mu öyle şey? Sen bizim evimizin bireysin. Bir şey istiyor musun? Hayır. Çabuk gel. Tamam. Anne şunları nereye kaldıralım bilemem. Bir şey ya. Seni bırakmayacak. Tamam. Hiçbir şeyi. Of, of. Songül Hanım, siz bırakın ben hallederim. Ha, neyi hallediyorsun? Niye halletmişsin ki? Al bunları ötüle de çeyizine koyarsın. Songül Hanım emin misiniz? Şişt. Ay sen ne? Türk filmi mi izliyorsun? Emin misin? Eminim. Hadi. Teşekkürler. Bu evden ekmek yok sana. Anne, ne oldu? Sen niye bu kadar gerginsin ya? Gergin falan değil. Yok bir şey. Kızım görmedin mi hazırladım dediği yatağı? Allah aşkına sanki sen 5. çocuğunu doğuruyorsun. Ayıp ya, ben bunların hepsinin arasına lavantalar falan koydum buraya. Kaç ay değiştirdim. Kuyruğa 2 yıl evvelden girmiştim ben bu yatak kuyruğuna. Anne belki bilmiyorlar. Numaraya ne demek bilemiyorlar canım. Biliyor, bal gibi biliyor. Ama yapmak istemiyor. Niye ki, bir şey mi oldu? Olmadı. Doğru söyle bak, bir şey oldu. Söylemiyorsun bana. Hadi hadi ayakta kalıyorsun. İçine rahat bir şeyler giy. Sana ya şunun işini, bunu şimdi bu. Nerede bulacak? Kim bulacak? Aa. Sakin ol yavrum. Çok güzel oldun, prenses gibi oldun. Anne, ben Emir'i emzireyim mi ya? 3 saat olacak neredeyse. Ay, ay güzelim. Efendim güzel kızım. Ay çocuğu olmuş, temsilecek miymiş? Anne sorma ya. Çok başka bir duyguymuş. Ben anlamadım. Böyle yanımda olmasına rağmen özlüyorum ben. Anne. Sorma, sorma. Ay duydu seni. Ay, ay, ay. Ay yakışıklı prensim. Ay güzel prensim benim. Ay güzelim benim. Dur, 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 dur.
ani hareketler ya gafara. Annem ben veririm. Ben veririm annesini. Ah anneannesinin prens. Aman. Ay. Ay fıtık olacağım ya galiba. Aman aman. Sen oğlunla hasret gider. Ben de loğusa şerbeti yapacağım. Adettendir. Hadi. Bu nasıl Onur, beğendin mi? Bunu senin için yaptım. Anneciğim vallahi hepsi ayrı ayrı çok güzel olmuş. Çok lezzetli, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ya kızım bak, bu yeşillikleri bol bol yiyeceksin. Bu dereotuyu var ya, kimse beğenmez bunu. Sana sütü olacak bu, tamam mı? Şeyini de kompostonu da içersen bir güzel. Üstüne de rezene çay, o da gazını alır ki çocuğa gaz geçmesin, tamam mı? Tamam annem. Ha? Sen alsana biraz da. Ay. Ay. Ay ne güzel bir alet bu ya. Ben bayıldım bu. Hayır. Siz keyfinize bakıyorsunuz. Ah keyif tadını çıkarın. Ben gidiyorum. Bayıldım ben bu alete. Ay annem, annem, annem. Ay aklımı kaçıracağım. Ay çok güzel. Annem çok güzel. Annesi çok acıkmış bu. Annesi bu çok acıkmış. Önce annen yemeğini bitirecek, ondan sonra sıra size gelecek. Bir bölümcü. Ay ben ne yapacağım? Ayol ben bunu bırakamam. Hiçbir yerlere gidemem. Ay yandım ben. Ben buraya mı yerleşsem? Ben buraya mı yerleşsem? Anneciğim lütfen, başımızın üstünde yeriniz var yani. Burada kalın sürekli. Olur mu öyle şey canım? Ama ben şaka ediyorum Allah aşkına. Evet anne, burası senin de evin. Biliyor musun Lalem? Ben böyle küçük çocuk sevmeyi çok özlemişim meğer. Ne olur bunun tadını çıkarın ne olur. Bir fotoğraflarını çekelim, videolarını çekelim, tamam mı? Sonra bu hallerini unutuyoruz. Aklımızda kalmıyor. Ay bebeğim bak sana, ay dayanamıyorum. Anneciğim sen merak etme, zaten ben de onu düşünüyordum. Yemekten sonra geçeriz salona. Hem fotoğraf çekeriz hem video çekeriz. Tamam. Anneciğim? Olur vallahi ama çıkarttıralım hepsini. Telefonda kalmasın. Hadi gel annesi. Bu çok komik ya. Nasıl uyuyor? Ay. Aşkım. Aşkım kızım. Sen bitti mi hakikaten her şey? Anneciğim. Aa, lütfen. Lütfen o kadar yorulmuş. Ben bunları hemen hallederim iki dakikada. Ay canım. Sağ ol oğlum ya. Sağ ol canım, çok teşekkür ederim. Dilimi de ısırıyorum ağacım. Ay ne kadar iyi bir adam böyle kızım ya, maşallah. Ben baban gibi birini bulacağım diye açıkçası çok korkuyordum kızım. Ay anne vallahi ben de bazen yaşadıklarım rüya mı diye düşünüyorum. Ay Güzelim. Ay güzel kızım. Vallahi bu adam sana da bakar. Hepimize yetişir vallahi. Kıymetini bileceksin kızım ne olur. Bak artık yavrum Allah aşkına bundan sonra ne olur saçma sapan böyle kaprisler şeyler falan yapma. Bak etrafınızda bin türlü dalavere dolaşıyor hayatım. Sorma. Anne baksana yengesi bile böyle bizi gördü sonra bayıldı. Ya mesela şeyi anlamıyorum ben. Erol'un derdini. Ha? Yani sürekli bir iş yerinde bir yarışmaları mı var, nesi varsa sürekli uğraşıyor onunla. Yok anne ya, Erol'un şirketle hiçbir ilgisi yok ki. Bütün yük sorumluluk Onur'un üstünde. Aynen, benim de gördüm Erol zevzek zevzek dolanıyor ortalarda yok. Ay. Evet, bitki çaylarımız da geldi. Ay, efendim daha ne isteriz? Buyurun. Onur, şaka ediyorsun. Ay o rezene yapmış. Epes artık oğlum ya. Vallahi lordumuza hizmet etmek de hiç yakışmıyor yani. Aa lütfen. Size hizmet benim için büyük zevkliydi. Kraliçem afiyet olsun. Oy Onur çok hoşsun. Ya hadi siz geçin içeri. Keyfinize bakın. Ben de hemen iki dakikada toparlarım gelirim yanınıza. Hadi bekliyoruz. Tamam gelin. Gözümüz yollarda. Ay ne güzel şeymiş bu böyle. Babacığım. Babam. Hadi gül.
Hadi Emir, gül babaya. Aşkım. Babacığım, hadi gül bakalım babaya. Emir. Hadi babam, gül. Gülüyor mu? Ne oldu? Ha. Ay, o şu an gülemez. Başka bir işle meşgul. Nasıl yani aşkım? Biraz daha yakından şey yaparsan. Bebeğe. Anlaşıldı. Aferin hanım. Bebeğim, sen bunu bir tut da. Evet. Boynuna. Tamam. Ha? Tamam babacığım. Tamam babacığım, anne şimdi senin altını değiştirecek, tamam mı Emir? Sen dünyanın en güzel, en mükemmel annesine sahipsin. Ben de karısına. Ay, Onur. Ya ben yapabilecek miyim ya? Aşkım niye yapamıyorsun ki? Ya baksana o kadar narin ki. Aşkım bir kendine güvenir misin biraz? Güveniyorum ama kolay olmuyor Onur. Bu kadar miniksin, nasıl bu kadar çirkin kokabiliyorsun? He? Maşallah oğlum. Anneciğim. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bu gönüllerse. Her yarım aşktan, hadi en baştan beni bütünümlerse. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Oh, beni bir yaz yağmur sevda. Yalnız ben kardeş isterim oğluma, onu baştan bir söyleyeyim sana hayatım. Ya benim gibi olmasın. Yani tek çocuk büyümesin, ben öyle büyüdüm ya. Kardeşleri olsun, annesi gibi. Birkaç kardeşi daha olsun, öyle büyüsün istiyorum. Acaba şimdi elimizdekini mi evrilsek Onur? İkinciyi sonra mı düşünsek? Aşkım ben sana baştan söyleyeyim de hazırlığını yap. Çünkü baba... Çok böyle kalabalık, geniş bir aile istiyor değil mi babacığım? Bak, bak bak göz kırptı, göz kırptı. Tamam düşünelim. Mesela bir tane kız çocuğumuz olsa, böyle hem tatlı olsa, hem huysuz olsa, hem kıskanç olsa, ama tatlı olsa, yani tıpkı annesi gibi olsa. Ben anladım, sen sürekli ağzıma bal çalıyorsun, sonra kaşıkla geri alıyorsun. Allah'tan bebeğimiz çok küçük de söylediklerini duymuyor. Yoksa sana çok kızardım Onur. Hayatım kız, sen kızınca çok daha tatlı oluyorsun ki. Aa, bak. Kız karşıya demek annesine çekti. İki saniye bile paylaşamıyor tabii beni. Ya. Ya sen kıskandın mı? Sabah sabah kim geldi acaba? Ne geldi ki acaba? Ne geldi dediğine göre biliyorsun. Belki de. İyi hadi bakalım. Hadi bakalım mı? Nasıl yani, sormayacak mısın? Onur kim geldi, ne getirdi demeyecek misin? Dürtmeyecek misin beni, böyle zorlamayacak mısın? Yok, ters psikoloji yapıyorum. Belki merdivende dayanamayıp söylersin diye. Hadi. Sen çocuğu doğurunca bir değiştin. Ay. Abla o da çok güzel olmuş ya. Evet Nergis, benim de içime çok sindi. Ne şanslısın. Çok şükür. Efendim aşkım. Aşkım ne yapıyorsunuz? Çok özledim sizi. İyi, biz
Biz de seni özledik babası. Emir ne yapıyor? Emir çok iyi, dur. Tutsana. Babam, üzmüyorsun değil mi anneyi? Yok, hiç üzmüyor babası. Aferin benim oğluma, koçum benim. Ay neredeyse unutuyordum. Alışveriş listesi göndereceğim sana Onur, tamam mı? Tamam hayatım, ben sana onu soracaktım zaten. Hemen mesaj atarsan bana, ben de Samet'e göndereceğim. Samet'i alıp eve bıraksın, tamam? Tamam, peki aşkım. Seviyorum sizi. Biz de seni seviyoruz. Babam, görüşürüz. Uyu ya. Alo Samet, nerelerdesin? Samet'i duyunca da bir saç baş düzeltmeye başladın. Aa yok canım, öylesine. Vallahi ister kabul et, ister etme, sen Samet'e aşıksın Nergis. Değilim abla. Hı, tamam değilsin, peki. Hadi kabul edelim, değilsin. Anneciğim ya, ya ben hepinizi uyandırdım ya. Ablacığım olur mu öyle şey, sorun değil de ne oldu, niye ağlıyor peki? Ben anlamadım ki yani, mamasını yedi, gazını çıkarttı. Anlamadım, susmuyor, asla susmuyor. Abla ya, hasta falan olmasın, ateşi var mı? Yok, ateşini ölçtüm bak. Ya Baldız, hani ne bileyim, belki babasını özlemiştir be ha? Yok ya minnacık bebek, anlar mı öyle şeyden? Anlar mı? Bileyim yani. Aa bu çocuklar ya. Anne anlamadım, susmuyor. Ver 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 ver. Anne annesini bekliyordur o, susmak için. Anne annem diyordur o. Anne ya, ben de tam şey diyordum hani, belki babasını özlemiştir. Hani ne bileyim yani, Gülşah da beni gördüğünde susardı da hani, oradan aklıma geldi yani. Olabilir vallahi, olabilir. Çocuklar her şeyi biliyor çünkü, her şeyi fark ediyor. Belki babayı özledi, belki yerini yadırgadı, belki ikisi de. Olabilir mi anne öyle bir şey ya? Yani Onur da tam gidecek zamanı buldu. Anne, ya bir versen onu be. Ben yeğenimle böyle bir erkek erkeğe anlaşırım gibi geliyor bana ya. Dikkat et Kurtuluş, dikkat et. Ya ilk defa çocuk bakmıyoruz Nünüm, aşk olsun, Allah Allah. Aa. Ay. Aa, sustu. Ay çok şükür ya. Mutfağa doğru. Sen bir dikkat et. Aslan parçasına bak be. Sustu. Mutfağa doğru gidiyorum ben, tamam. Bakma. Sessiz ya. Uyudu mu yine? Hiç ses çıkmıyor. Uyudu. İnat ettin, yanıma da oturmadın. Rahat mısın orada? Rahatım. Zaten oğlumu gözümden ayıramam ki. Sen gerçekten çok iyi bir anne oldun Nale. Bunu çok içten söylüyorum. Yani o kadar kuruntu yaptın ama Emir gerçekten çok şanslı. Teşekkür ederim. Dur ben sana yardım edeyim. Tamam, çantayı ben aldım, Emir'i sen alırsın. Onu ne yapıyorsun? Enes, konuşalım mı? Ne oldu? Lale ne desen haklısın. Senden tekrar özür diliyorum. Ama ne olur artık beni sizden mahrum bırakma. Onur, gerçekten ben konuşmak istemiyorum. Kapayalım artık konuyu. Lale, annemlerle de konuşacağım. Sözleşme meselesini çözeceğim, tamam mı? Bu sefer ne derlerse desinler, umurumda değil. Benim asıl ailem sizsiniz. Onur, konu sözleşme değil ki. Yani benim asıl meselem bana yalan söylemiş olman zaten. O yüzden konuşmamıza gerek yok. Bak hala anlamıyorsun. Ben senden ailem adına bu sözleşmeyi saklaman için ricada bulundum. Ama sen bunu saklamayı bile beceremedin. Sonra başkaları öğrendi, yine ben zor durumda kaldım. Ve üstüne üstlük bana yalan söyledin Onur. Ne konuşalım ki şimdi? Lale bak, sana dün de söyledim. Niyetim o değildi ki. Ben sana anlatacaktım her şeyi.
Ben sana güvenmiştim Onur. Ben çok zor olan bir şey başardım seninle. Ama sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Ve aileme karşı beni zor durumda bıraktın. Lale bak tamam sana söz veriyorum. Ben bu sözleşmeyi ortadan kaldıracağım. Sen huzursuzluk yaşama diye. Onur konu sözleşme değil. Beni anlamıyorsun anlamayacaksın da. Konu bana yalan söylemem. Lale ben seni anlıyorum da sen beni anlamıyorsun. Biz zor süreçlerden geçtik. İkimiz de sıkıntılar yaşadık. Ama sonunda severek evlendik. İsteyerek evlendik. Yani ne olursa olsun kazanan sevgi oldu. Biz her şeyi aşabiliriz. Her şeyi çözebiliriz. Bunu gerçekten ben istedim Onur, sen değil. Bunun için ben savaştım. Ben çok üzüldüm. Ama sen sözleşmeye bağlı kalmak istedin. Bunu sen yaptın. O yüzden daha fazla konuşmayalım. Gerek yok. Cesur, bu kadar korkusuz, bu kadar ne istediğini bilen biri değil. Varlığını ilk hissettiğim andan itibaren sen karnımda büyürken beni de büyüttün kendine. Sen dünyaya geldiğinde önceliklerimin, korkularımın yer değiştireceğini hiç düşünmezdim. Değişti. Artık daha güçlü. Tırnağına zarar gelse tüm dünyayı yakıp yıkacak kadar güçlüyüm hem de. Dışarıdaki hayat benim karnımdaki gibi güvenli değil. Zor. Hem de çok zor. Düşeceksin. Kalkacaksın. Üzüleceksin. Seveceksin. Çok aşık olacaksın. Ne olursa olsun umudunu kaybetme. Biz büyükler buna büyümek diyoruz. Sevgi ve merhamet önceliğin olsun. İnançlı ol. Güler yüzlü ol. Saygılı ol, dürüst ol. İyi biri olmaya çalış. Çünkü seni kötü olman için zorlayacaklar. Dikkatli ol. Asla, ne olursa olsun, yalan söyleme. Özür dilemekten çekinme. Özür dilemek seni kötü biri yapmaz. Aksine bu düşünceli bir insan olduğunu gösterir. Ve en önemlisi, sakın, ama sakın bir kızın kalbini kırma. Unutma, biri de gelir senin kalbini kırar. Anlamazsın oğlum. Şunu da sakın unutma. Sen ne yaparsan yap. Tıpkı beni seven, koruyan, kollayan annem gibi. Ben de seni tüm kötülüklerden, tüm sevgisizliklerden koruyacağımı söz veriyorum. Umudumu sana ektim. Sevgi olarak yaşayacağından hiç şüphem yok. Seni çok seven anne. Ya aşkım dün gece çok güzeldi, çok eğlendim. Evet aşkım valla ben de çok eğlendim ya. Bana çok güzel bir sürpriz yaptın. Sana teşekkür ederim. Rica ederim. Ya en çok da şeyde eğlendim. Aşk mı lazım, dert mi lazım şarkısında artık koptum yani çok eğlendim orada. Dert bizden uzak olsun sevgilim. Bana siz lazımsınız. Emir'le sen. Ay anneciğim benim, sen herkese lazımsın ya. Yerim seni.
Aşkım seninle yatak keyfi yaparken ben geciktim bayağı. Ben hemen üzerimi falan değiştireyim de gideyim holdingde atıştırırım artık. Ay onun ne oldu? Niye böyle acelecisin, stresli gibisin? Ya stresli değilim aslında. Yani biraz. Heyecanlıyım bayağı. Ya çok önemli, çok büyük bir proje yapıyoruz. Hatta bugüne kadarkilerin en büyüğü diyebilirim. Hem AVM hem Residence bir arada. Yarından itibaren de satışa sunuyoruz onları. Çok güvendiğim, çok inandığım bir proje. O yüzden biraz böyle bir heyecan yaptım. Onur ya. Merak etme. Çok başarılı olacaksın. Ben inanıyorum. İnşallah istediğin her şey böyle gerçekleşir. İnşallah aşkım. İyi ki varsın. Sen de öyle. Ben üzerimi değiştireyim. Tamam. Ay şimdi ben oğlumu giydireceğim. Anneanne geliyor. Güzel görün, tamam mı? Hangisi olsun? Şu tatlı. Çok güzel. Şu olsun ya. Aa, geldi anneanne. Hadi açalım kapıyı. Gel bebeğim. Ay, gel bakalım. Merhaba. Buyurun. İyi günler güzel kızım. Ben Emir Bey'e bakmıştım. Evde mi kendisi? Emir Bey mi? Evet. Aa. Aa. Ay artık burada oturmuyorlar mı? Ay tüh. Bak ben telefonlarını kaybettim. Onun için arayamadım. Dedim ki geleyim de kendisine bir sürpriz yapayım dedim. Biz buraya yeni taşındık ama. Öyle mi? Hayırlı olsun yavrum sizin için de. Çok güzel evdir burası. Şimdi Emir de benim 15 yıldır elimde büyümüş bir çocuk. Ay çocuk dediğime bakma şimdi sen. O böyle kocaman benim boyumu aşmış adam olmuştur artık. Ay ben bulamayacağım demek ki onu. Ay ben... Bak, ben ona elmalı turta da yaptım. Çok sever. En sevdiği tatlı. İçine de böyle en son tarçınlar kattım. Ben çok üzüldüm gerçekten. Umarım bulursunuz ama. Ay bu neden hala beni eve almadı? Of! Aa, ay iyi misiniz? Evet, ay bir fena. Dur çocuğum. Bir şey mi oldu? Ay yavrum, yavrum. Ay bir fena oldum şimdi ben. Affedersiniz bir bardak suyunuzu alabilir miyim acaba? Tabii tabii ben hemen getireyim. Siz içeri geçsenize. Yok içeri gelmeyeyim kızım. Geçin lütfen. Geçerim. Şuraya oturun. Buyurun. Ay, ay. Geldim anneciğim. Ben hemen su getiriyorum size. Oturun lütfen. Tamam kızım. Ay. Aman, burada da bir bebek varmış. Merhaba Lale Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Danıştırayım. Bu aşkım Begüm. Merhaba Begüm. Ben Lale. Çok memnun oldum. Ben de. Bak bu da Emir. Çok minik. Evet, çok. Gerçekten park çok büyük. Her şey var. Evet, bir de çok kalabalık olmuyor. Baba kaydıraktan kayabilir miyim? Tabii bebeğim. Hadi gel gidelim. Buradayız biz. Eskiden böyle elle döndürülen salıncaklardan vardı. Mahalleye gelsin diye beklerdik. Evet. Benim de bir işliğim vardır. Haftalığımı bırakırdım onlarda. Ama şimdi pek olmuyor. Evet. Şimdilerde alışveriş merkezlerindeki oyun parkları da başlar. Ben oraları sevmiyorum. Evet ama gideceksiniz. Emir büyüğünde isteyecek çünkü. Ben de bugün doğal olmayan ortamlardan, teknolojiden uzak olsun istiyorum. Benim yaşadıklarımı yaşayamaz belki ama... benzeri bir mutluluğu tatsın istiyorum sokaklarda. Çok özür dilerim. Efendim Onur. Lale selam. Ben Emir'i görmek istiyorum. Uygun mu senin için şu an? Uygun. Tamam ben senin mahallenin oralardayım. Sen neredesin, evde misin? Bizim mahalledeki parktayız. Tamam peki o zaman oraya geliyorum.
Ay abla ne diyeceğim ben Kore'ye ya? Bana bak. Bana bak annem zaten yeterince delirdi Lale'den dolayı. Tamam mı? Bu reklam işini öğrenirse önce gelir beni keser, doyamaz üstüne seni keser yani. Yok abla diyemem ben öyle bir şey. Diyeceksin. Hadi sen dur. Önce bir ara. Bir buluşalım, buluşalım da şu Koray Bey'e. Hadi ara. Ya acaba enişteme mi sorsak? Hani o benim menajerim ya. Nergis. Ne diyorum ben? Üf, tamam, tamam. Ara. Arıyorum. Çalıyor. Hah. İyiyim Koray, sen nasılsın? Bugün görüşebilir miyiz? Ben bir şey konuşacaktım da seninle. Tamam, tamam görüşürüz. Ay. Ay. Baklavalar nereye gitti Filiz'cim? Sinirden hızlı hızlı yiyorum ben de. Güya beni baklavayla kandıracak bile tıfıl ajan. Hayır, yoğurt da istemiştin de yanında. Yanında değil. Yani şimdi hemen ben yiyeceğim onu yani. Çünkü biz böyle şey hararet yapıyor. Biz yiyince baby gönlerimle bana. O zaman hararet yapıyorsa baklava yiyemezsen. Dayanamıyorum. Aa, öyle yenir mi? İlk defa gördüm. Şimdi ben normalde o kadar yemiyorum yani, tamam mı? Stres bende böyle bir kendimi yemeğe sarma şeyi yapıyor yani. Bir de baby girl'lerim var. Stres onlar için kötü yani. Ben de boşluk bırakmadan yemeye çalışıyorum şu an yani. Ye yavrum ye. Ay bana çok yarıyor. Rejime girdim ben. Dur dur ben yardım edeyim mi? Lale abla, bak bu kadar topladım. Yeter mi? Yani taç yapmaya başlayalım. Eğer yetmezse yine toplarsın. Lale. Merhaba. Uğur Bey, okuldan beden eğitimi öğretmeni arkadaşım. Zaten siz daha önce karşılaşmıştınız. Merhaba. Güneşin tadını çıkarıyorsunuz herhalde ha? Ne güzel ya. Begüm, biz artık gidelim kızım. Baba hayır, Lale abla bana papatyalardan taç yapacaktı. Begüm, şimdi sen bunu da al. Eve gidince bu papatyaları suya koy, tamam mı? Ben sana başka zaman taç yapacağım, tamam mı? Görüşürüz. Okulda görüşürüz Lale. Görüşürüz Uğur Bey. Günün nasıl geçti? İyi. Yani karışık aslında biraz. Senin nasıl geçti? Benim de sıkıcıydı sen arayana kadar. Ama sen aradıktan sonra güzelleşti. Koray, ben seninle bugün görüşmek istedim çünkü... Çünkü beni özledin. Tamam, şaka. Devam edebilirsin. Ben bu reklam kampanyasından çekilmek istiyorum. Efendim? Yani ben bütün paranı iade ederim. Yeter ki bu reklam kampanyasını iptal et lütfen. Hiçbir yerde gözükmeyeyim ben. Dergi sen ne diyorsun? Ya Koray bunu açıklamak gerçekten çok zor ama mecburum buna. Annemin hiçbir şeyden haberi yok. Ne olacak ki yani? Bugün annenleri söylersin. Ablamlar çok şeyler yaşadılar. Yani bunun üzerine böyle bir şey söyleyemem. Eğer söylersem her şey daha kötü olur. Eğer istersen ben bankadan kredi çeker, bütün prodüksiyon masraflarını öderim. Ama yeter ki bu reklamı iptal et lütfen. Olur değil mi? Nergis. Artık çok geç. Reklam yayınlanmaya başladı. Nasıl yayınlanmaya başladı? Sen demedin mi birkaç hafta sonra çıkar diye? Evet, söylemiştim. Ama sana sürpriz olsun diye ben lansmanı öne aldırdım. O yüzden bugün reklam sabah kuşağında yayınlanmaya başladı.
Babayı özledin mi? Ben seni çok özledim. Onur, Emir çok yoruldu. Gidelim artık biz. Bütün gün sokaklarda gezerse yorulur tabii. Ne demek istiyorsun? Yani parka geldik, hava aldı, yoruldu, gidelim diyorum işte. Sen elin adamıyla gez dolaş, güneşlen. Bana gelince mi yoruldu Emir'lerle? Sen ne dediğinin farkında mısın? Adam kızını parka getirmiş, ben de Emir hava alsın diye geldim. Ayrıca sen de erken gelseydin ya da sen getirseydin parka. Ha yine onu suçlu öyle mi? Lale bravo sana ya. Vallahi istikrarını hiç bozmuyorsun. Her fırsatta bana saldırıyorsun, her fırsatta. Ben mi sana saldırıyorum? Az kalsın adamı dövüyordun. Ya ben gerçekten anlamıyorum. Sinirlerim alt üst oldu benim. Çok pardon ya. Öğretmen arkadaş. Ha? Ben uğraşamıyorum seninle. Gerçekten uğraşamıyorum. Uğraşma benimle o zaman. Uğraşma. Uğraşmam zaten. Avukatım uğraşır seninle. Benim de artık avukatım var. O da onunla görüşsün. Görüşsün. Gel oğlum. Tamam. Ya sen bayağı kararlısın. Yüzü falan da çıkarmış. Ben de aptal gibi hala umutla buraya geliyorum ya. Aptal gibi. Ya nasıl olacak böyle? Yani aşkım bilmiyorum ki. Tam her şey düzelecek derken yine sarpa sardı. Şeytan ne diyor biliyor musun? Kaçır ikinizi de. Git böyle çok uzaklara git. Uçsuz bucaksız yerlere. Kimse bulamasın izimizi. Vallahi. Olmaz ki. O zaman da bütün köprüleri yıkmış oluruz. Böyle oluyor mu peki? Olmuyor. Çok özlüyoruz seni. Oğlum. Oğlum. Baba kaçırsın mı bizi? Kaçırayım mı oğlum? Hı? Hadi topla bezlerini gidiyoruz. Çok mu özledin? Yakışıklı sen babayı çok mu özledin? Hı? E tabi annesini özledi ve anne şefkati, anne sıcaklığı bambaşka. E tabi şimdi babasını da çok özledi. Baba kucağını özledi, evini özledi. Evi sonuçta çocuğun baba ocağı oluyor yani. Oğlum çok mu özledin beni? Şimdi tabii annen olunca söyleyemiyorsun değil mi? Nasıl da naif benim oğlum, nasıl da naif ya, yakışıklı. Aa, ne söyledi? Anladım. Hiç, aramızda. Söyleyemem yani. Siz iki erkek bir olduğunuzda beni mi dışlıyorsunuz? Aşkım hiç olur mu öyle şey? Biz seni dışlar mıyız? Sen bizim hayatımızın kadınısın. Öyle miyim? Yani bence öylesin. Bir de Emre soralım. Söyle anneciğim. Ha baba. Ay aşkım benim, cevap mı veriyorsun sen bir de? Koşkum. Ne güzel ya. Güzel olan ne? Sen. Oğlumuz. Evimiz. Ben şu an bu anı dondurmak istiyorum. Hayır, dondurmamıza gerek yok ki. Biz sonsuza kadar böyle bir arada yaşayacağız. Unuttun mu? Nikah tazeledik. Yani bu çok önemli bir şey. Yani biz birbirimize bağlandık tekrar. Düğümlendik. Neydi o gemici düğümünün adı, sen biliyordun. Izbarço. Ha, ondan işte. Artık istesen de çözemezsin. Çözmek isteyen kim? Her şey çok güzeldi Onur. Düğün, tatil, rüya gibiydi. Nasıl güzel olan sensin. Ailemiz, evimiz. Neyse, küçük beyin uykusu gelmeden ben bir eşyaları yerleştireyim Onur. Aşkım,
Aşkım dur yeni elma getiririm dur. Düştü mü elma baba? Düştü mü? Halimiş benim oğlum. Halimiş benim koçum. Güller mi açmış benim yakışıklımın yüzünde? Halimiş benim kızım. Ha? Halimiş benim minciriyim. Küçümenim, ufacığım. Ha? Babasının bir tanesi. Onun işte. Ben bebek miyim? Babamı sorar mısın? Kurtuluş. Gülşah bebek mi acaba? Vallahi ne bileyim bacanak. Bilemedim ki bebek mi acaba? Bir Emre mi sorsak ki? Ha? Bir sorayım bakayım. Emre ne diyor? Bak şimdi ne soracağım sana. Diyor ki Güler abla ben bebek miyim diye soruyor. Ne diyorsun? Ha, hocam söylüyorum. Vallahi babacığım. Emir diyor ki benim diyor Gülşah ablam kocaman bir abla oldu artık diyor ya. Onun işte abla olduğuma göre neden ben sizinle tatile gitmiyorum anne babamla? Hadi. Ya babacığım. Ama Gülşah'ım bak kaç kere anlattım ben sana bunu. Hala kulakların tıkıyorsun babacığım. Nasıl mutlu? Nasıl mutlu benim oğlum? Mutlu muymuş Emir? Ya mutlu olmaz mı bacanako? Ondaki keyif şu anda paşada yok ya. Kerata yemin ediyorum yalnız bakıyorum bak renk geldi yüzüne. Renk geldi harbiden. Değil mi ya? Baksana. Vallahi enerjisi değişti ya. Hiç yerinde durmuyor. Babasıyla nasıl mutlu belli değil yani şu an. Tabii ya. Bir de diyorlar ki bize çocuk bakamazlarmış. Lafa bak ya bırak Allah aşkına ya. Ne? Efendim? Yok duyamadım yani. Ya bacanak Allah aşkına bak ne zaman bir erkek mevzusu olsa bunlar böyle bir ukalalaşıyor ya böyle bir kendi beğenmiş davranıyorlar ya. Yani maalesef ki böyle hani üzülerek söylüyorum ama böyle yani. Bırak yemin ediyorum var ya sanki bu çocuklara bir tek Süpermen bakabilir ha başka kimse bakamaz. Allah aşkına bıraksınlar ya. Onlar daha biberonun ne olduğunu bilmezken biz çocuk kundaklıyorduk ya. Tey tey tey. Ha bacanak şu biberonu bir uzatsana. Biberon ayıp ediyorum bacanak. Bacanak bu emcik yalnız ya. Ha, şu öbür o şey var. Geldi. Geldi. Ya. Ha. Evet. Bacanak be. Böyle tuhaf bir şey kokuyor ama. Ne yaptın oğlum sen? Daha hiçbir şey yemeden bu kadar. Maşallah. Var ya bacanak, yemin ediyorum bu kocaman adam olmuş ha. bacanak, ne yapacağız peki? Bacanak, rahat ol. Daha önce yaptım. Ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Aha, iyi. Babacığım, bir gül kız artık. Gel bakalım. Ha, aşkım ben de tam kapatıyordum. Aşkım anca yetişebildim ya. Ne yaptınız? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Yardıma ihtiyacınız var mı diye aradım. Aşkım lütfen. Yani yardıma ihtiyacın var mı? Ne demek ya? Hiç öyle bir şey yok ki. Ya şimdi Emir ek gıdaya başladı ya. O yüzden sorun olur diye düşündüm dolapta. Hallettik diyorum. Şey, herhangi bir sorun yok yani. Problem yok. Her şey yolunda. Alo Onur. Aşkım hallettik diyorum ya. Duymuyor musun beni? Ha. Ya biraz önce ses gelmeyince ben de dedim ne oluyor? Şey, bir şey söyleyeceğim. Emir şimdi yemek yememek için inat eder. Tamam mı? Bir tane video var. Nasıl yani? Bir saniye. Yani ben doğru mu duyuyorum şu an? Sen Emir'e yemek yedirebilmek için video mu izlettiriyorsun çocuğa? Yani Valdız ne yapıyorsun gözünü seveyim? El kadar çocuğa video mu izlettirilir ya? Hayır hayır ondan değil. Yani sonuçta aç mı kalsın çocuk? Yemiyor mamasını. Ne yapayım ben dikkati dağılsın diye video var bir tane çok sevdiği bebekler için. Onu izletiyorum. Annem de aynısını yapıyor. Bir şey olmaz ki. Aşkım lütfen bak duymamış olayım burada yani bacana mahcup ediyorsun beni. Hiç yani o yaştaki bir çocuğa video izletilmez yanlış. Aman diyeyim vallahi sen de izletme bir daha. Tamam izletmem. Emir mi ağlıyor? Ha yani aşkım ağlama değil de işte yani sızlanıyor şimdi çocuk yemek saati geldi. Seninle de böyle konuşuyoruz lafı tuttun bize. Çocuk haklı olarak şimdi sabırsızlandı ağlıyor yani. Tamam tamam Onur ama bak emin misin? Ben çünkü sesini biliyorum. Huysuzluk ağlaması gibi geliyor. Ne olur, ne olur dürüstçe söyle. Bak çünkü bu Emir'in ağlaması böyle huzursuzlanınca böyle ağlıyor. Ne olur yardıma ihtiyacın varsa söyle, gelirim ben. Aşkım,
Lütfen senin gelmene gerek yok. Biz burada her şeyi hallediyoruz yani. Her şey zaten gayet güzel ilerliyor. Tabii canım hallediyor gibi. Şimdi yemeğimizi yaptık. Birazdan yemeğimizi yiyeceğiz, tamam mı? Her şey yolunda. Gayet de keyifteyiz. Hadi öptük seni. Hadi hadi. Sesinden tanıyorum. Bir bebeğim sonuçta o. Şişt, yeğenim. Ne yapıyorsun sen ya? Bak yakıştın mı yaptın? Çizdirin az kalsın babanın karizmasını. Ya geleyim mi diyor. Niye geliyorsun? Hallediyoruz işte. Ya hallediyor gibi işte tabii canım. Nedir yani? Bu kadar kabak yeter mi? Bacanak o kabak değil ama patlıcan. Kafamı bıraktı bende. Babacım elle değil ama. Hah. Babacım ama... Oyuncakları bırakalım. Bir çorbaya odaklanalım mı iki saniye? Sonra annenin diline düşmeyelim iki günde zayıflattın oğlumu diye. Oğlum böyle oluyor mu ama? Hı? Böyle oluyor mu? Anne sana böyle mi gösterdi? Yine annenin bir oyunu mu bu bana? Anlamadım. Gelmedi mi? Peki tamam. Tamam. Sağ ol. Nerede kaldık? Hmm. Oğlum sen şunu neyini yemedin? Ben onu anlamadım yani. Mis gibi bak. Bak ben yiyeyim mi? Bak. Ben neyini yanlış yaptım bunu acaba ya? Belki baharatla sıkıntı olduğumdur. Değerli arkadaşlar, projenin detayları bu şekilde. Biraz bölündük farkındayım ama mecburi molalarımızda gösterdiğiniz anlayış için size de teşekkür ederim. Ama Onur Bey, böylesine ciddi bir projede... Yani evet, durumun farkındayım aslında ama... Bu şekilde bir sunum için kusura bakmayın ama... Sizi gerçekten tebrik ederiz. Bravo. İşte örnek bir eş, örnek bir baba, örnek bir iş adamı. Gerçekten bravo. Sanırım eşinizin de işi vardı. Nöbeti siz devraldınız. Yani evet, öyle oldu biraz. Sizi gerçekten tebrik ediyoruz. Bakıcınız da izindeydi galiba. Öncelikle teşekkür ederim. Bakıcı izindeydi. Nereden bildiniz? Ah Onur Bey, iş adamları pek fark etmese de... iş kadınları bu stresi her gün yaşıyor maalesef. Haklısınız. Şirket politikamız gereği... İş kadınlarına azami anlayışı gösteriyoruz. Ama tabii iş başa düşünce çalışan kadınların ne zorluklar çektiğini bir kere daha görmüş oldum. Bu arada anlayışınız için tekrar teşekkür ederim. Vallahi bu projeyi sizden çok Emir Bebek için kabul ettik. Bilginiz olsun. Rahat dinlenmiş. Hoşça kalın. Ne yapalım küçük Sara? Sana da bir oda bir masa ayarlayalım mı bu şirkette? Uğur böceğim benim. Aşkım. Dün zor geçti galiba. Yo, gayet güzel geçti. Bebekler gibi uyudum. Bir sorun yok. Evet. Gördüm.
Ben geldiğimde koltukta bebekler gibi uyuyordum. Neden acaba? Aşkım alt tarafı üzerini değiştirip aşağı inecektin. Bekledim, 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 yoksun. Baktım bir saat geçmiş, sonra da içim geçmiş. Ha, benim yüzümden yani. Sen çok yorulduğun için uyuyakalmadın. Senin işin yok mu bebeğim? Hı? Hadi işe geç kalıyorsun. Aşkım ben seni çok özlüyorum ama. Haydi bakalım işe, marş marş. Bak bugün de eğer Emre'ye bakarsam ki iyi bakıyorum, görüyorsun. İddiayı kaybediyorsun. Değil mi? İyi madem. Ama sen bu yorgunlukla anca öğlene kadar dayanırsın. Sonra da pes edersin, ben sana söyleyeyim. Göreceğiz. Bir ihtiyacın olursa ara. Ararım. Ama ihtiyacım olduğu için değil, özlediğimden. Kolaydır illaki. Dikkat et. Oğlum, şahane bir gün hazır mıyız? Hı? Her şeymiş ya. Evet, çok da yakışıklıymış. Babasına çekmiş herhalde. Ey yakışıklıdır yeğen. Bizimkilerle biraz oynayalım mı? Allah'ım. Hadi git babacığım. Öyle salıncak malıncak bir şeyler yap. Bacanak. Bugün bizim üstümüzde bir çekicilik mi var? Bana mı öyle geliyor? E bacanak, kadınlar çocukları olan erkeklerden hoşlanır. Olay bu. Harbi mi diyorsun? Ha, doğru galiba vallahi. Yani ben yemin ediyorum kendimi hiç böyle görmemiştim. Da niye öyle oluyor ben tam şey yapamadım bacanak. Çünkü bacanak çocuğuyla zaman geçiren adam, kadınların gözünde hayatı görüşlemiş, sorumluluk almış, aile kurmayı becerebilmiş, yuvasına bağlı, eşinin dertlerine de ortak olabilen adam demektir. Ha, yemin ediyorum helal olsun o adamlara vallahi. Gerçi biz de şimdi o pozisyondayız, doğru diyorsun. Zaten bacanak, ne oldum demeyeceksin, ne olacağım diyeceksin. İnsan biraz ileriye bakacak. Yani ne yalan söyleyeyim, ben de beklemezdim kendimden performansı. Benim arıyor, yemin ediyorum basıldık bacanak. Buradalar mı, bakıyorlar mı? Yok bacanak, sakin ol. Beni de Lale arıyor da soğukkanlı konuşacağız. Yani zaten bir sorun yok, çocuklara da gayet iyi bakıyoruz. Rahat ol. Açıyorum o zaman. Aç. Alo aşkım. Kurtuluş. Benim. Aşkım. Ne yaptınız, nasıl gidiyor? Ne nasıl gidiyor? Ya işte çocukları soruyorum işte, nasıl gidiyor? Yok yavrum, her şey normal, eğleniyorlar işte. Hayır bir sorun yok Laleciğim. Ne sorun olabilir ki? Yani siz bizim açımızı arıyorsunuz değil mi? Şu an desek ki biz yapamadık, beceremedik. Zil takıp oynayacaksınız. Aşkım niye sinirleniyorsun? Yani bunda kızacak ne var ki? Ayrıca becerememiş olabilirsiniz. Yani yapamamış olabilirsiniz. Ne olacak? Yaptık, becerdik. Oldu Laleciğim. Ya ne var canım? Allah Allah. Yani çocuklar sonuçta anne şefkatini arar. Hani böyle huysuzlanabilir, bir şey olabilir. Doğanın kanunda var yani bu. Yavrum yok bir şey diyorum ya. Her şey yolunda, tamam işte. Baba baba, ben de annemle konuşacağım. İnanmıyorsan vereyim kızını, anlatsın ne kadar eğlendiğini. Heh, al babacığım. Alo, alo anneciğim. Heh, yavrum, Gülşah'ım nasılsınız anneciğim, iyi misiniz? Bir sorun yok değil mi? Burada çok eğleniyorum. Burada bir sürü teyzeler var. Hatta bir tane teyze beni salladı. Bir tane teyze bana kurabiye verdi. İki tane teyze de beni çok sevdi. Emir de çok sevdi teyzeler. Teyzeler mi?
Sen babanı çabuk bir telefona ver bakayım anneciğim. Çabuk hadi. Ne oluyor orada ya? Kimmiş o teyzeler, ablalar falan? Kurtuluş. Yok yavrum, bir şey. Bir şey olmuyor aşkım, ne olabilir ki? Nasıl olmuyor ya? Nasıl olmuyor? Ben anlamadım. Teyzelerle ip atlamalar falan. Ha? Oo, kaydıraklar salıncaklar maşallah. Oho. Ya onlar. Onlar parka çocuklarını getirmiş annelerle hale lütfen. Ha, kıskandın sen beni. Hayır. Ne alakası var? Kıskanmadım. Sadece bu şey gibi oldu. Hile yapmış gibi oldunuz. Sayılmaz bu. Ablalardan, teyzelerden yardım alıyorsunuz. Hı, derhal oraya geliyoruz. Derhal. Yardım almıyoruz herhalde kimseden. Ya şurada 2 dakika huzur vermediniz. Burada çocuklar ne güzel, neşeli, mutlu eğlenirken ya. Aşk olsun. Vallahi gidiyoruz biz. Gelmeyin. Yardım da istemiyoruz sizden. İyi, tamam. Hadi kapa. Sayılmaz bu ya. Ne şimdi bu? Ha? Allah Allah. Baba gitmeyelim. Dur babacığım bir dakika ya şimdi. Bacanak. Sen hani şey diyordun demin. Bu kadınlar çocuklu olan erkeklerden hoşlanır falan diyordun. Diyordun. Şimdi bizimkiler neden bizden hoşlanmıyor ben onu anlayamadım. Çocuklar onlardan da o yüzden. Ha, ondan şey oluyor. Ya baba gitmeyelim. Ya babacığım emir büyük yerden geldi diyorum. Komutan emrediyor diyorum ya. Askerliği mi yakacağım benim? Ama baba lütfen. Tamam ben seni sonra getiririm hadi. Hadi. Hadi görüşürüz. Ama baba. Aması yok. Aması yok ama. Lütfen. O kadar salıncakta sallandın, gezdin. Tamam işte. Of baba. Hadi babacığım. Ben hani parka gitmek istiyorum. Babacığım şimdi geldik daha parktan ya. Eve girmedik hadi. Gülşah'cığım az önce parktaydık ya. He? Gelmemiz gerekiyordu. O yüzden eve geldik. Gerekmedi işte. Siz bana Emir'e bak, ben sizi parka götüreceğim dediniz. Ben sözümde tuttum, siz sözünüzde tutmadınız. Aa, hiç sözümüzü de tutmamış olur muyuz? Hiç tuttuk, sözümüzü de tuttuk. Seni de parka götürdük. Ama işte yani gel gör ki işlerimiz de var ya, onları halletmek için geldik Gülşah'cığım. Ama hemen geri geldik. Babacığım, şu köfteleri bitireyim. Söz veriyorum bak, götüreceğim bir daha seni. Hadi gel şimdi. Hadi aslan kuzum. Oh, suratını da aşağı. Dinliyormuş babası, nasıl da laf dinliyormuş. Bacarak Emir uyumuş. Çıkartmayalım da işimizi rahat rahat yapalım. Uyanmasın. Aman deyin bacanak. Sakın uyandırmayalım. Şimdi dünya kadar iş almayalım başımıza. Babacığım bak söz veriyorum, götüreceğim seni. Şu işlerimi bir halledeyim. Tamam mı? Hadi ben şeye gidiyorum. Tamam. Yaşar'cığım. Ben de biraz işlerimi halledeyim. Sonra parka gideceğiz. Anlaştık mı? Anlaştık. Oh. Kocaman kız olmuş. Söz de dinliyormuş. Tatlı kız. Anır enişte Emir. Baba. Bunu nereden göreceğiz şimdi? Burada. Hay! Gülşah! Gülşah, bebeğim ne yaptın sen anneciğim? Ay Allah, ay olacak şey mi? Ay çok sağ ol, ay çok teşekkürler. Güzeldir. Ay sağ olun, sağ olun, sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun, Gülşah. Anneciğim ya niye haber vermiyorsun bir? Niye böyle yaptın yavrum? Emir'le ikimizin canı evde sıkıldı. O yüzden biraz gezmek istedik. İşte yavrum gezmek istediğin zaman büyüklere söylüyorsun ya. Onu unuttun herhalde değil mi?
Yani öldük öldük dedik. Ne olur. Aşağıda benim çiçekçim var. Ne olur gelin size bir hediye yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Benden hatıra kalsın. Şöyle güzel bir ağaç çiçek varsa bahçede evimiz. Çok. Yoksa da kahve içelim ne olur. Çok teşekkür ederim. Bir gün mutlaka gelirim. Ama şimdi gitmem lazım. Çok sağ olun. Kahve çay ne zaman isterseniz. Hoşçakal Gülşah. Çok teşekkürler. Bak binlerce teşekkür. Ne demek ne rica ederim. Ne kadar şanslıymışım. Hoşçakalın. Allah'ım ya. Ay, anneannenin belini de hallettin. İki gündür burnumda tutuyordu zaten. Niye bırakıp geldim ben? Abla bıraktığın dediğin kişi babası ama. Kurtuluş. Kurtuluş niye hala bir haber yok ha? Niye polisten bir haber çıkmadı daha aramadılar bizi? Kaçırdılar mı çocuğu? Kaçırdılarsa niye fidye istemediler hala? Yavrum fidye için önce aramaları lazım. Fidye ondan sonra şey oluyor. Allah korusun ya. Ben ne diyorum? Ne bileyim ben önüm. Aa! Songül anne geliyor. Çocuklar da yanında. Anne! Gülşah! Gülşah! Kerem'im! Geri geldik. Ay Allah bebeğim salim. Annem! Aşkım! Aşkım benim! Annem! Ay güzelim. Ay güzelim benim. Babacığım. Kızım ay senin. Annem gel. Biraz gezmek istemişler. Oh. Bizimkiler. Gel bebeğim benim. Tamam. Tamam yok bir şey. Öyle hiç sorma. Anneciğim. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Ah ah çok şanslıyız. Çok şanslıyız oğlum. Anne sen ne yaptın? Hey. Güzel kızım. Ay verilmiş sadakamız varmış. Bizim Gülşah kardeşini dolaştırmak istemiş. Anneciğim. Anneciğim ne desem boş. Çocuklara sahip çıkamadık. Utanıyorum. Çocuk böyle bir şey oğlum. Zerre ayırmayacaksın gözünden. Neyse geçmiş olsun hepimize. Ay. Aşkım. Ya böyle bir şey asla olmayacak. Affet beni oldu mu? Söz veriyorum sana. Oğlum. Açsana oğlum gel bakayım buraya. Açsana oğlum. Koçum. Ah kızım. Ah Gülşah. Ah annem var ya o kadar korkuttun ki bizi yani. Bak ne olur bir daha bize söz ver. Bizden izinsiz, habersiz hiçbir şekilde dışarı çıkmak yok tamam mı? Söz veriyorum anneciğim. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Söz. Benim güzel kızım. Bundan sonra var ya, sen ne zaman istiyorsan o zaman döneceğiz parktan. Oley, yaşasın. Teşekkür ederim babacığım. Hiç teşekkür etme anneciğim. Babanın zaten bana bir iddia borcu vardı. Ben kazandım onu. Kurtuluş Bey, önümüzdeki üç gün kızınız ne dilerse onu yapıyorsunuz. Yapmam mı be? Yapmam mı? Benim aşkım o be. Oh, oh, oh canım kızım benim. Yaparım tabii. Çok korkuttun kız bizi. Oh. Annem, kurban olurum sana. Allah bir daha böyle bir gün yaşatmasın bizi aşkım. Nefessiz kaldım. Vallahi ölüyorum sandım. Ya ben o kadar çok korktum ki Emir'i kaybettik diye. Ya Onur, ne kadar gereksiz şeyler yüzünden birbirimizle kavga ediyormuşuz. Ne kadar önemsiz şeyleri kafaya takıyormuşuz biz böyle. Bak Emir'i kaybettiğimizi sandık. Bir daha göremeyeceğiz dedik. Her şey bitti. Doğru söylüyorsun aşkım. İnsanlar herhalde böyle zamanlarda anlıyor birbirlerini ne kadar sevdiklerini. Hayatın ne kadar kısa olduğunu. Aşkım ne oldu daldın? Ne düşünüyorsun? Düşünüyorum Onur. Yani biz Emir'i birkaç saatliğine kaybettik. Ömrümüzden ömür gitti. Babam yıllarca bize ulaşmadı, bizi görmeye gelmedi. Ben eskiden kendimce ona hak veriyordum. Ama evladım olduktan sonra bunun hiç haklı bir sebebi yok ki. Bence babamı bulamamamız bizim için çok hayırlı oldu. Bunları şimdi hiç düşünmeyelim, tamam mı?
Evet, bir iddia kaybettin. Onu hatırlatmak isterim. Onur Bey, çocuk bakmak kolay mıymış? Kaybettin, köle misin? Tamam, iki gün boyunca kölen olacağım. Üç. Üç. Sen yeter ki benim yanımda ol. Ben son nefesime kadar senin kölen olurum. Annem. Ne oldu? Ne? Aşkım benim buna bakmam lazım. Kim? Babanı bulması için beni görevlendirmiştim ya. Dinliyorum. Evet. Ne? Buldunuz mu? Babamı mı bulmuşlar? Ali Bey, teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben bir eşimle görüşeyim. Ona göre haber vereceğim size. Hoşça kalın. Ne oldu, bulmuşlar mı babamı? Hayır aşkım. Yani henüz babanı bulamamışlar ama. Halandan haber ver. Halanı bulmuşlar. Halam mı? Yani şöyle düşün. Yani sonuçta babanın kardeşi. Babana bir adım daha yaklaştık. İlla ki babanla ilgili bir şeyler biliyordur. İstersen arayayım şimdi. Adresini alayım, hemen gider görürüz. Hayır. Neden? Ben kararımı verdim. Görmek istemiyorum. Aşkım emin misin? Yani düşündün mü? Kesinlikle eminim. Halamı da babamı da görmek istemiyorum. Benim artık onlara ihtiyacım yok Onur. Tamam. Pekala, nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama kardeşlerinin durumdan haberdar olması gerekiyor. Onlar da kendi kararını kendi versin. Bence söylememize gerek yok. Onlar da benim gibi düşünür. Aşkım, bilmeye haklarının olduğunu sen de biliyorsun. Tamam. Tamam, söyleyelim o zaman. Hakları var. Hadi, telefonda olmaz. Gidelim yüz yüze anlatalım. Onur, benden çok farklı şeyler düşünmeyecekler, emin ol. Ama yine de tamam. Gidip söyleyelim. Gel babacığım, gel. Hoppa. Aşkım, işe yarayacağına emin misin? Ay vallahi annem söyledi. Bize de hep böyle yapıyormuş. Aşkım ağlama. Emir. Yok aşkım, bunun uyumaya hiç niyeti yok. Emir oğlum, sana bugün ne oldu? Uyusana hadi. Vallahi bir şey söyleyeyim aşkım. Baksana dişi kaşınıyor, ondan herhalde. Mahmur Hanım şey dedi, gündüz çok uyudu. Belki o yüzden uyumak istemiyordur, huysuzlanıyordur dedi. Aşkım sen istiyorsan hadi yat. Esniyorsun bak hadi. Aşkım olmaz. Ben yanında duracağım yani. Zaten uyur birazdan ya. İnşallah uyuyacak. Hadi gel. Gel aşkım. Gel, olmayacak böyle. Gel gel. Hiç uyuyacak gibi değil. Ben kucağıma alayım bunu. Gel. Gel bakalım. Gel anneciğim. Hadi. Hadi anneciğim. Hadi. Hadi uyu bakalım annenin kucağında. Gel bakalım şöyle bir yat. Ha. Piş, piş, piş. Hadi. Hadi aşkım sen de uyu, inat etme. Yarın işe gideceksin. Hayır, zaten benim de uykum kaçtı yani. Hiç uykum yok şu an. Hadi, hadi sen bilirsin. Anneciğim. Piş, 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 piş. Uyumuyor. Uyumuyor. Aşkım gözlerini kapa. Kapa gözlerini. Aşkım, ama benim doğum günüm yarın. Ha, öyle mi? Aşkım, yarın olduğunu biliyorum tabii ki. Ama senin doğum gününü 3 gün 3 gece kutlayacağız. Bu da doğum günü kahvaltının provası. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum aşkım. Aşkım, ben... sana çok önemli bir şey söyleyeyim. Bilerek sabote ediyor. Art niyet var. Ben bakayım. Dur sen dur. Ben bakarım. Tamam.
Geldim oğlum. Onur. Onur. Ben hamileyim. Emir'in kardeşi birazcık erken gelmek. Emir'in kardeşi erken gelmek istediği için ben hamileyim. Ay nasıl söyleyeceğim ya? Bakalım. Aldın mı onun et kokusunu? Anneye kahvaltı hazırladım. Doğum günü kahvaltısı. Anneciğim. Beğendin mi Emir? Günaydın. Gel bakalım. Gel bakalım. Anneciğim. Sana ne oluyor böyle bu kadar erken uyanıyorsun? Sanki etinden et koparıyorlar canım ya. Bak, bak nasıl? Sen babayı mı özledin? Ha? Bilerek yapıyorsun. Bak anladı, programı anladı. Aşkım tamam bak, Emir'i çok seviyoruz ama yani ben seninle o 10 günlük tatile çıkmak için sabırsızlanıyorum. Dört gözle bekliyorum. Sen bana bir şey söyleyecektin. Ben yok. Çok önemli bir şey değil, o yüzden aklıma gelmiyor şu an. Hadi git babaya. Gel. Hadi. Gel. Hadi hoppa. Uçurayım mı seni yine? Ha? Ya. Uçurayım mı seni yine? Ha? Ha? Kızıma bak kızıma, ne güzel. Hey Emir. Mavişim, torunum, canım benim. Yıldırım, senin kızların da çok güzel, torunların da. Allah nazarlarda saklasın. Geldim anneciğim. Anneciğim hazırsan çıkın. Prensim mi beni almaya gelmiş? Ay yakışıklım beni mi almaya gelmiş? İnanmıyorum. Aa, budu 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 mu yapıyormuş? Budu budu mu yapıyormuş? Allah'ım. Allah'ım. Oh ne mutluyum. Şimdi geliyorum. Anneciğim. Çıkacak mıyız yoksa babam çatlayana kadar bekleyecek miyiz burada? Ah çıkalım canım. Ha, bu arada sevgilim var. Sevgilim mi? Oldu. Ağzını kapa, büyük oynama. Hadi. Yani bu böyle olmuyor ama camdan cama, camdan cama. Ben sıkılıyorum. Laleciğim. Aa, babaanneciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Aa, ne güzel sürpriz. Sağ ol. Ben aslında anneni görmeye gelmiştim. Sonra da size gelip Emir'le oynayacaktım. Sizi de burada görmem çok iyi oldu. Annen yok mu kızım? Annem bir yere kadar uğradı. Ha. Gelir birazdan inşallah. Emir. Aman da benim güzel oğlum. Aman da tatlı oğlum. Maşallah. Ne çabuk büyümüş. Babaanneciğim ben size ne vereyim? Çay, kahve. Hangisini içersiniz? Yok kızım, bir şey istemem. Annen gelince belki bir çayınızı alırım. Biz seninle biraz konuşalım hazır annen yokken. Hı? Laleciğim. Nasılsın kızım? Hı? Ama bak doğruyu söyle. Baban geldi geleli seninle şöyle uzun uzun konuşamadık. Bir de tam karşınıza taşınmış. Onur söyledi. Öyle oldu. Vallahi nasıl olduğumuzu bilmiyorum. Yokmuş gibi davranmaya çalışıyoruz. Kızım kolay mı öyle yok saymak? Tam da burnunuzun dibindeyken. Başka ne yapacağımı bilmiyorum. Annem sinirden ateş püskürüyor. Onu sakinleştirmeye çalışıyoruz ama her gün yeni bir olay. Laleciğim. Diyorum ki bir fırsat versen, bir dinlesen. Bakalım ne diyecek? Bundan sonra yapacağı hiçbir açıklama rahatlatmaz beni artık. Yani hiç gelmeseydi diyorsun, öyle mi? Öyle mi? Bilmiyorum. İnanın ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Haklısın kızım. Hiç kolay değil. Haklısın.
Emir. Bak. İsmet babaanne gelmiş. Ben geldim. Merhaba, hoş geldiniz. Aman efendim, bu ne güzellik. Ayaklarınıza sağlık. Ay, hoş bulduk, hoş bulduk. Ay çok sevindim, çok memnun oldum. Ay ne kadar güzel, neşeniz yerinde. Ay niye yerinde olmasın? Çok şükür torunum yanımda. Çok şükür kızlarım yanında. Daha ne isterim ki ben? Ay orası öyle de. Hani dedim ki Yıldırım Bey geldikten sonra biraz keyfiniz kaçar mı acaba diye korkmuştum ya. Ay ilahi. Aman o köprünün altından çok sular aktı. Hiç hiç kaçmaz keyfim. Ben de sizi çok iyi gördüm. Dinlenmişsiniz ama. Ay çok iyiyim, çok iyiyim. Kendi evimde biraz kafa dinledim. Aslına bakarsanız torunlarımı da çocuklarımı da çok özledim. Şöyle bir hepsini tek tek gezeyim, göreyim istedim. Çok iyi etmişsiniz. Ay kahve hadi. İsmet babaanneye sordum, istemedi anne. Yok yok, ben istemedim. Biraz çarpıntım var da. O zaman. İyi madem iyisiniz. Ziyaretin kısa olanı makbuldür. Ben izninizi isteyeyim. Allah Aleyciğim bu biraz. Ah canım, ah canım, ah canım. İsmet Hanım, zahmet edip beni sormaya geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir gün uzun uzun konuşuruz. Bir ne zaman isterseniz, tamam. Ne zaman isterseniz. Aman zahmet etmeyin. Sen de Laleciğim çocuk var ama ben yabancı değilim. Eviniz gibi. Hadi hoşça kalın, hoşça kalın. Allah Allah. Annem ben yakışıklım, seni çok özledim ben. Maviş gözlüm, oh pirinç dişlim benim. Oh burunum, oh kamerim. Anne. Canım. Ya hadi seni anlat, ne yaptı merak ediyorum ya. Bulabildin mi sevgili? Bulmaz olur muyum? Buldum da plan bile yaptım. Canım benim tebrik edebilirsin. Sevgilim var yani, flörtüm var. Ay söyleme şöyle ya. Alış. Alış Allah aşkına, rol yapıyoruz ya. Ha, annemin sevgilisi var. Ne sandın kızım sen beni? Yıldırım çattı geçti. Benim adım Songül. Son gülen iyi güler. Lale. Yavrum, iyi misin? Ha, iyiyim anne. Şaşırdım sadece. Ah güzelim, ne olur şaşırma. İşte böyle böyle tanıyacaksın babanı. O hiç beklemediğin bir yerde, hiç beklemediğin bir zamanda olmadık şeyler yapar. Onun canı ne isterse o. Hiç karşısındakini düşünmez. İyiyim ben, merak etme. Hem geldi geçti işte. Ya ben kimin kızıyım ya? Ha şöyle. Ha şöyle, hiç kimse seni üzemez. Canım. Anneciğim. Ne oldu? Masal mı anlatayım sana? Tamam ama masaldan sonra hemen uyuyacaksın. Bir ırmakta annesiyle beraber yaşayan küçük bir karabalık varmış. Annesiyle birlikte peş peşe, hatta başka balıklarla birlikte saatlerce dolaşırlarmış. Birkaç gündür karabalığın canı sıkkınmış. Annesine gidip ben daha fazla burada durmak istemiyorum, boş boş dolaşmak istemiyorum demiş. Annesi de şaşırmış. Nereye gideceksin, ne yapacaksın demiş. O da ırmağın sonunda ne var merak ediyorum demiş. Annesi izin vermemiş. Ama o bir avuç yerde yaşlanmak istemediğini söylemiş. Karabalığın annesi ve diğer balıklar buna karşı çıkmışlar. Ama karabalık onları asla dinlememiş. Ve yola koyulmuş. Karabalığın başına neler gelmiş neler. Önce... Minik balığım benim. Keşke hep kollarımda tutabilsem seni. Her şeyden koruyabilsem.
Ne kadar güzel anlatıyorsun sen öyle. Sonra ne olmuş küçük karabala? Devamı yarın akşam. Hadi uyuyalım artık. Aşkım, biz bu bizim küçük karabalığı uzaklara yollamayalım, oldu mu? Daha bunu düşünmek için çok erken. Aa, aa, annesi, sen hiç gelme. Hoppa. Neden? Hoppa. Çünkü ben Emirciğime söz verdim. Annen gelince seni parka götüreceğiz dedim. Değil mi oğluşum? Hala sana söz mü verdi? Parka mı götürecekmiş seni? Uy. Şey yapalım o zaman. Sen tut Emir'i, ben gideyim arabasını alıp hemen geleyim. Tamam. Anneciğim. Anneciğim. Tesadüfe bak. Sen de mi buradaydın? Baba. Kızım. Yo. Halanın suçu yok. Ben istedim seni görmeyi. Emir'i öpebilir miyim? Bebek aynı kokar. Tabii yanlarında babası varsa. Kardeşi gördün mü? Gördün mü kardeşi? Ne oldu? Aşkım buradayız. Aşkım. Senle oğlumuzu gezmelere mi çıkardın? Gel Burcu'm. Vallahi Emir beni gezmeye çıkardı desek daha doğru olur. Ya aşkım bir de büyüyecek, okula başlayacak, sınavlara hazırlanacak, okul takımına girecek. Sanki hiç büyümeyecekmiş gibi. Aşkım işte büyümeye başlamış ya. Annesinin elinden tutmuş, parka getirmiş onu, parka. Hadi nereye? Oraya mı? Gel bakalım. Gel bakalım. Motora mı bineceğiz? Hadi bakalım. Buradayım. Emir'e baktığımda sanki hayatta her şeyi başarabilecekmişim gibi hissediyorum. Benim güçlü karım her şeyle baş edebilir. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Böyle düşünmüyorum. Böyle olduğunu biliyorum. Anneciğim. Anneciğim. Hadi Onur. Tam zamanı. Söyle artık. Onur. Bu arada teşekkür ederim. Niye? Babama doktor göndermişsin ya, o yüzden. Doktor mu? Eniştem öyle söyledi. Göndermedi mi? Yalan mıydı? Ya ne oluyor ya? Hayır canım. Yok, doğru da. Ben günleri karıştırdım. Ne diyor peki? Yani babanın durumu nasılmış? Yani babamın kalp sandığımızdan daha sıkıntılıymış. Bacağı da öyle. Her an felç kalabilirmiş, öyle söyledi doktor. Öyle bir şey olmayacak. Baban için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte, tamam mı? Onur, ben babamı kaybetmek istemiyorum. Kaybetmeyeceksin. Endişe etme. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın aşkım. Emir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.